Soner Yalçın, iş için değiş. Bugünlerde koronavirüs yazmayana dövüyorlar. Bugünlerde mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun tutuklanmasını yazanı da dövüyorlar. Bu tutuklama sıradan olay mı? Tek cümle vardı haberlerde. FETÖ'den tutuklandı. Örgütün bazı isimleriyle telefon görüşmesi yaptığı yazıldı. Başka bilgi yok. Bu Azeri iş adamıyla tanışmam, FETÖ ile ilişkisi var mı bilmem. Okuduklarımdan anladığım şu, Forbes dergisine göre dünyanın en zengin 500 milyarderi arasında gösterilen bir iş adamı. Kişisel serveti 1,5 milyar dolar. Asıl işi petrol taşımacılığı. 129 tankeri vardı. Rusya petrolünün yarısını taşıyordu. En büyük müşterisi BP'ydi. 21 ülkede ofisi olan 3 milyar dolarlık Palmali şirketler grubunun patronuydu. Trump'ın başkanlık yemin törenine davet edilen iş adamından bahsediyoruz. İstanbul'da Trump Tower gökdeleni açıldığında ilk müşterisi olup 8 daireyi satın almasının davet edilmesinde etkisi var mıydı? Sanmam. Küçük iş bunlar. Neler almadı ki Türkiye'den? Örneğin Tekfen'in yarısına 520 milyon dolar vererek sahip oldu. Örneğin Yalıkavak'taki marinayı 42 milyon dolara kiraladı. Genel müdürü Tolga Ağar'dı. Babası Mehmet Ağar'ı da bir şirketinin başına getirdi. HSBC Bank'ın bulunduğu Levent'teki binayı satın aldı. Edition Otel yaptı. İçinde dünyaca tanınan restoran, kipriyani ve jet sosyete kulübü, milyoner klub bulunan bina o dönem pek popülerdi. FETÖ bu işlerin neresindeydi? Ya da bu işler içinde başka birileri mi vardı? Kim bu adam? Yıl 1968, Bakü'de doğdu. Babası liman işçisi, annesi ev hanımıydı. Üç kızdan sonra aileye katılan ilk erkek çocuktu. Tam dokuz kardeş oldular. Babasının mesleği sebebiyle denize sevdalıydı. Askeri okula gitti, Bakü Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Sovyetler Birliği dağılınca ordudan ayrılıp bir buçuk yıl gemilerde çalıştı. Ve 1992'de üç ortaklı 150 tonluk balıkçı teknesi kiralayarak nakliyat işine girdi. Ardından bir kuru yük gemisi de alıp kereste taşımacılığına başladı. Bazı Türklerle ortak oldu, Erdoğan ailesinin şirketi BMZ denizcilikle ticaret yaptı. Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği Malta tartışmalarında adı geçti kitap olur hayatı. 28 bin işçisi olan dünyanın en büyük 5 denizcilik şirketlerinden biri gösterilen Palmali'nin patronu söz konusu olan kişi. Yıl 2006. Türk vatandaşlığına kabul edildi. Türk medyasında gün geçmiyordu ki hakkında haber çıkmasın. Mübariz karakol yaptırdı. Mübariz Mehmetçik Vakfı'na büyük bağış yaptırdı. Mübariz Mehmetçik Vakfı'na büyük bağış yaptı. Mübariz şehit ailelerine sahip çıktı. Türk medyasının kahramanıydı. Şaşırdığım bugün hepsinin suskunluğa bürünmesi. Neler oluyor? Mübariz gerçekten FETÖ üyesi mi? Instagram hesabına girdim, çok şaşırdım. Rönek Anar Efendiler. Instagram hesabında Fethullah Gülen'e hakaret eden paylaşımları var. Samimi görüşleri de olabilir, örtü de olabilir. Fakat kimi paylaşımları çok ilginç. Örneğin 12 Şubat 2020 tarihli yazısı şu. Siz yanlışlıkla seçilip koltuk verilensiniz. Amma alacaklar hepinizden. Teker teker soracaklar. Ben görmesem eminlikle diyebilirim ki halkım görecek. Size kızmıram, kendime kızıyorum ki sizin yanıma sızmanıza göz yumdum. Güvenip adam yerine koydum ve sizin kim olduğunuzu dediğim zaman düşman oldunuz. Madem ilk ateşi açtınız, şimdi siz düşünün. Elimdeki dosyaları yaymaya başlayacağım. Senelerce halktan ne çaldınız, hepsini buldum. Banka hesaplarınıza FETÖ değilen puçta ne kadar para yedirdiniz hepsi de şifre olacak. Benim istersen nerelere kadar ulaşacağımı kim bilmese de siz biliyorsunuz. Herkes Türkiye'den anda ben tüm yatırımımı buraya yaptım. Benim Türkiye'ye de Türk adaletine de saygım sonsuz. Sona kadar sizinle savaşacağım ve sizin kirli çamaşırlarınızı gözler önüne sereceğim. Buna karşı komplonun sonunuz olacak. Rövnek ve Anar Efendiler. Şifreyi çözebildiniz mi? Anar kim bir tahminim var ama Rövnek kim çıkaramadım. Neyin çatışması bu? Mübariz Fetö ise bunca yıl niye kaçıp gitmedi? O da TV'yi kapattılar. Barışları hapse attılar. Bu gerçekleri kimden öğreneceğiz?